terk edilmiş hissediyorum. Ya bu renk olur mu canım? Ama ben öyle çıkmayacağım. Valla 2 dakika daha otursam uyuyacak. Vay asya. Acayip tasarım yapmışlar. Bazen negatif anlamda da şaşırtıyorlar yani. Sakallı çok yaşlı duruyorum ya. Bakın burada gezerken neyle karşılaştım. Yolun tozu, bütün tozu hep karavan içine giriyor. Street fight'a var burada. Kahvaltı ne kaldı? Anında peynir kalmış. Doğu hakkında bilgiler. Zorla parasını ödediğin ama hiçbir zaman izlemediğin. Yürürken biraz devriliyorum ben. Doğal antibiyotik alacağım kendime. Kanala tekrardan hoş geldin. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bina Nordrhein-Westfalen Meclis Binası. Düsseldorf'ta Nordrhein-Westfalen'in başkenti olduğu için, yani eyalet başkenti. Televizyon kulesinin tam dibindeyim. Bu ne böyle? 180 küsur metre yükseklik. Ama ben oraya çıkmayacağım. Hiç niyetim yok. Ama bakayım bir bilgi alayım ya. Evet, şöyle bir bilgi panosu var girişten önce. Hemen giriş burası. Şurada bir pano var. Efendim her gün saat 10'dan akşam 10'a kadar açıkmış. Tiketi buhun diyor. Bir fiyatlara bakalım bir. Evet, fiyatlara internetten hemen baktım. 12.50 giriş. Daha restoran var yukarıda, oraya kadar çıkıyorsun. Abi ben yüksekleri fazla sevmem. O yüzden ben alçakta kalayım. Zeminde sağlamdır. Şöyle biraz dolaşalım bakalım ne göreceğiz. Medyayla alakalı bir şey söylemişim. Bir şey yazıyor bir yerde tabelada ama tam hatırlamıyorum şimdi. Radyoların, televizyonların olduğu yermiş burası. Devasa da bir alan yani. İşte al sana STF lan BDR. Arkadaşlar zorla parasını ödediğin ama hiçbir zaman izlemediğin kanalların binaları bunlar. Herhalde stüdyoları vesaire. Böyle bir meydan. Güzel ama. Bak burada da çok ama çok farklı bir mimari var. Pencere çıkıntıları çok değişik. Farklı olmuş. Bir de binayı komple alüminyum folyoyla kaplamışlar. Binayı da herkes fotoğraf çekiyor şu anda. Çok ilginç ya. Focus dergisi de buradaymış. Evet, bunlar da bizim aleyhimize çok yazılar yazıyorlardı. Hala yazıyorlar tabii ki de. Bunun burada ne işi var şimdi? Çok fotojenik bir şehir ya. Şu binalara bakar mısın? Harika. Şu görüntü gerçekten çok güzel. Çok keyifli. Şu anda ne kadar ayaklarım da kalçam da ağırsa geziyorum. Panorama da çok harika be. Çok güzel. Şu nedir? Şunu merak ettim. Tuvalet falan mı yoksa? Çok harika gözükmüyor mu ya? Şuraya bak. Vay nasıl ya. Acayip tasarım yapmışlar. Burası kafe, bar. Pebbles Lounge. Evet, otele ait bir lounge. Oh. Keyfe bak. Yat böyle. Kardeş gözlüğünü unutmuşsun. Gözlüğü kaybeden gözlüksüz bunu nasıl bulacak? Bak şöyle bir panorama alalım şuradan. Çok güzel. Kapsül. Devasa yerlerde gezmek muazzam keyif veriyor. Ya acayip ya, şu binalar falan böyle muazzam bir his veriyor insana ya. Yani Amerika'ya, New York'a falan hiç gitmedim ama şu anda öyle bir hava estiriyor sanki. İnşallah oraya da gideceğiz. Oğlumla gideceğim. Sakın üstüne basmayın demiş. Çatlar kırılır, tehlikesi var. Zaten bazı camları çatlatmışlar. Seyretmesi çok iyi. Hiç oldum ya. Bunca zenginliğin, şatafatın içinde bu park yerindeki bu kocaman çukurlar oldu mu şimdi? Bazen negatif anlamda da şaşırtıyorlar yani. Kardeş 10 kat falan kaldı, sabret. Şu binada çok ilginçmiş ya. Hani gazetelerde oluyor ya bilmece. Bir anda onu hatırlattı bana. Ve bu gezdiğim bölgenin, mahallenin adı da Medienhafen. Markaların da olduğu ama insanların olmadığı bir tuhaf bir yer aslında hani. Şimdi markalar falan giriyorum da alışveriş mi yapılıyor yoksa bunların böyle bir deposu, bir ofisleri gibi bir şey mi? Mesela Tommy Hilfiger, Calvin Klein vesaire bunlar burada. Alışveriş yapabileceğin yerler mi? Yoksa senin gibi ofis, satış, danışmanlığı bilmem bir şeyler mi? Şu kaplanları çok ilginç yapıyorsunuz arkadaş. Evet, yine bir tanıdık marka çıktı karşımıza. Ve Trivago. Tatili Trivago'yla seçiniz. Ben çok ama çok uzaklaştım karavandan. Benim aslında yavaş yavaş geri gitmem lazım. Yine ayaklar, kalçalar. Anam böyle çok fena ağrılar, sancılar çekiyorum. Biliyorum çok dile getirdim ama harbiden ağrıyor. Vallahi. Sinir bozuyor. Bir yerden bisiklet bulup geri gitsem ne yapsam?
Ne yapayım? Yorumlara yazın. O zamana kadar çok da gitmiş olur. Bakın arkadaşlar, bunlar şu anda hediyelik, gördünüz mü? Al götür. Bakın burada gezerken neyle karşılaştım? Böyle ara sokaklarda gezerken. Mavi. Yalnız içerisi boş ya. Birkaç tane kot, tişört var. Yeni koleksiyonlar mı giriyor? Ne oluyor? Şuraya bak ya. İki günde ne hale geldi. Şu toprak zeminden dolayı her yer toz. Acayip yoruldum. Çok ağrıyor. Her yerim çok ağrıyor. Yorgunluk kahvesi yapacağım. Vallahi ayaklarımı uzatacağım, yatacağım. Buzdolabını artık çalıştırmıyoruz. O yüzden normal herhangi bir sütü almıyorum. Bunlar dışarıda da kalabildiği için sorun olmuyor. Bunlar da aynı bir şekilde böyle çırptığın zaman bu da güzelce gabarı veriyor. Sonuçta kapuçinonu yapabiliyorsun yani. Yeni manzara. Evet, o tozlu topraklı yerden ayrıldım. Business Park diye bir yer burası. Bazen sıcak oluyor, dışarıdaki havayı içeri atayım diyorum. Bakıyorum toz geliyor içeriye. Yolun tozu, bütün tozu hep karavan içine geliyordu. Kapıyı falan bile açamıyordum yani, o derece her yer toz. Toza baksana arkadaş. Muazzam bir toz. Bir de artı böyle kestane ağacının altındaydım. Hem zaten güneşe de alamıyordum fazla, hem de sürekli böyle tak tak düşüyor. Artı arabanın üstünde sincap geziyor. Sürekli duyuyorum bunları. Dedim yeter arkadaş ya. Biraz hem böyle açık alan olsun, hem tozdan uzak durayım. Evet, şu arkada bir yerde bir AVM gibi bir şey var. Oraya gideceğim şimdi. İhtiyaçlarım var. Onları hallederim. Hem biraz dolaşmış oluruz yine. Her zaman gibi. Hem sakin. İnsan trafiği yok. Araba trafiği yok. Güzel bir aracımı da temizleyeceğim. Yeter artık ya. Tozdan pislikten bıktım. Kalkıyorsun. Bir kahve yapıyorsun, biraz kendine geliyorsun, elini yüzünü yıkıyorsun falan, yeni yere gideyim derken acayip bir vakit geçiyor. Güzel bir kahvaltı hazırladım kendime. Fazla da bir şey kalmadı maalesef ama şimdi şurada bir AVM var, içinde Aldi bir şeyler var. Oradan küçük bir alışverişim yaparım. Şöyle sırt çantamı alırım yanıma. Artı şimdi internetim de bitti. İnternetim şu anda ayın 30'unda tekrardan güncellenecek. 10 GB'de yetmiyor maalesef. Akşamları dizi izliyordum. Diziyi de Netflix'ten download yapıyorum ki rahat rahat izleyebileyim. Şimdi indiremiyorum. iPad'i yanıma alıp belki AVM'de bir free VLAN bulurum ki zaten her yerde var. Oradan bir download yaparım. Kahvaltı ne kaldı? Anında peynir kalmış. Efendim şöyle yumurta yaparız. Evet, ben bir kahvaltımı hazırlayayım. Ondan sonra şu AVM'ye doğru bir gideyim. Ya bu renk olur mu canım? Burada çok güzel bir oturma köşesi yapmışlar. Aynı zamanda kitaplar da var. Oturuyorsun. Doğu hakkında bilgiler. Aha. Masaj koltuğu buldum. 4 dakika 1 euro. Hemen atalım. Aferin, çok güzel. Oh, zorluyorum. Oh canım benim. Vallahi 2 dakika daha otursam uyuyacaktım. O kadar güzel ki. Ay çok güzel ya. Şuraya bak ya. Street Fighter var burada. Pac-Man de var. Ya ne oynardı bunlar deli gibi ya. Sonra işte PlayStation'a falan çıktı. Bunlar hepsi kayboldu gitti. Evet, küçük bir alışveriş yine. Ama bayağı ıslandım. Alışverişe giderken normalde, sonra bir geldim her yer ıslanmış. Biz de ıslandık tabii ki. Efendim şöyle ufak tefek bir şeyler aldım. Lazım olan sarımsağım yoktu, inverim yoktu, ekmeğim yoktu. Domates, şöyle bir karışık bitki, şey baharat ve elmamız. Tamam. Bayağı bir şişe biriktirmişim. Şişeleri verdim. Üstüne de 3-4 euro tamamdır. Efendim şimdi bir akşam yemeği yapacağım. Saatimiz 6 oldu. Yine bir küçük bir konum değişikliği yaptım. Bir ana caddeyim şu anda. Bir karavancı arkadaşın arkasındayım şu anda. Hemen yanımda tren rayları vardı. O ben geldiğimde onları duymamıştım. Sonra bir tren geliyor. İyi oldu. Değiştirdiğim iyi oldu. Biraz daha sakin burası. Ama araba bayağı yandırıyor. Yürürken biraz devriliyorum böyle. Yemek yapmadan önce ilk başta şöyle. Zencefil, sarımsak ve bal karışımı. Bunları yapacağım. Doğal antibiyotik yapacağım kendime. Çünkü kaltıram çok ağrıyor. Belli ki bir sıkıntı var. Acaba şimdi karışımı nasıl yapsam? Balla mı yapsam, zeytinyağla mı yapsam? En gıcığı da şu zencefili soyması ya. Berbat bir şey. Ama ince ince yapacağız, şey soyacağız bir şekilde. Ablacığım sen bir sürü telif yiyeceksin. Oluyor, oluyor. Evet, karışımı tamamlamış bulunmaktayız. Zencefil, en az bir 4-5 diş sarımsak, zeytinyağı ve bal. Karışım bu. Bundan artık böyle her sabah alacağım. Biraz acı ama bal durumu kurtarıyor, yoksa çok fena acı. Güzel bir karıştır. Yak oğlum.
orta ateş, aynen öyle. Vallahi ben bunu çok çok sevdim. Çok kolay oluyor. Kreması, bilmem nesi, hepsi içinde. 10 dakikada da pişiyor. Harika da bir yemek. Tadına muazzam. Daha ne olsun? Daha ne yapayım ben? Yine tuhaf bir ruh halim var. Böyle bir boşluktayım, bir yalnızlıktayım. Şu anda kendimi gerçekten terk edilmiş hissediyorum. Şöyle yazdan kalma güzel bir hafta, sıcak bir güneşli bir hafta geçirdik. Ama şimdi maalesef böyle aşağı doğru iniyor. Soğuklar, bilmem neler. Patabey biraz sıkıcı olacak. Yani ya karavana kapanacağız ya da sürekli böyle kapalı alanlara kapanacağız. Bunu da çok istemiyorum. Ama bakacağız artık duruma göre. Kafa bizi nereye yönlendirir, ne yaparız? Ruh halimiz, cancağızımız nereye istiyorsa, bizi nereye yönlendiriyorsa oraya doğru gideceğiz herhalde. Tam zamanlı karavanda yaşamak harbiden güzeldir. Muhtemelen her şeyin tamamen bitmiş olacak. Yani aracında problem olmayacak. Bir, karavan içerisi tamamen aslında bitmiş olacak. O zaman çok daha keyifli vakit geçirebilirsin karavanında. Ben de şu anda maalesef biraz böyle yarım yamalak karavan hayatı yaşıyorum. Ama yaşayabiliyorum yani, dediğim gibi. Aslında her ihtiyacımı karşılayabiliyorum da ötekiler söylediklerim tabii ki biraz daha lükse kaçar bir istek ve arzular. Yoksa yatıyorum, kalkıyorum, yaşıyorum, yemeğimi yapıyorum, yani hijyenime bakabiliyorum. Normalde bir sorun yaşamıyorum. Ama olsa tabii daha iyi olacak. Çünkü şimdi son markış, kapanacağız karavana. Herkesin eve kapandığı gibi ben de muhtemelen karavana kapanacağım. Biraz daha böyle ev halini getirmek istiyorum aslında. Ufak tefek bir şeyler alarak da aslında böyle gönlümüzü, gözümüzü hoş edebiliyoruz. Bu da oluyor yani. Oluyor. Olacak olacak. Bir şeyler yapıvereceğiz. Ve işte akşam yemeğimiz makarna. Üstünde de karabiberimiz. Herkese afiyet olsun. Evet, tekrar yeni bir günden ve yeni bir imajdan herkese merhaba diyelim. Evet. Sakallarımızı kestik. Biraz hafifledik. Çok fazla hijyenik olmuyor maalesef. O yüzden biraz değişiklik olsun dedim. Yüzüme bir tımar edeyim dedim. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Nasıl böyle? Bayağı genç duruyorum değil mi şu anda? Sakal da çok yaşlı duruyorum ya. Efendim, çok fazla maalesef sağa sola gidemedim bu son iki günde. Neden? Çünkü gerçekten fazla yürümekten artık kalçamda harbiden yara çıkmaya başladı. Yani o derece. O derece sıkıntı. Yani yürürken bile artık toparlamaya başladım. Dedim biraz ağırlığını alalım. Biraz vites küçültelim. Az dinlenelim. Kendimize de bakalım. O yüzden de telif atacaklar. Dur. O yüzden de biraz dedim az ara vereyim yürümelere. Karavanın içerisinde vakit geçirdim yani. Kamerayı da elime almadım çünkü bütün gün yatıyordum. Harbiden de vücudumu dinlendirmeye ihtiyacım olduğunu hissettim. Çünkü ağrılar falan olmaya başladı artık. Birkaç gün daha dinleneceğim. O yüzden bu video maalesef biraz kısa olacak. İdare edin. Kendime geleyim, bir toparlayayım, tekrar sağlığıma kavuşayım. Ondan sonra yine Speedy Gonzales gibi koşarız sağa sola. Bu serinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. PayPal üzerinden destek veren, artı kanal üyeliği üzerinden destek veren yeni bir arkadaşımız daha gelmiş. Hoş gelmiş efendim. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bütün desteklerden dolayı hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Fazla yıpratmayın benim gibi. Yavaş, ağır, ağırdan alın ve hoşça kalın. Thank you.